Merhaba çocuklar. Şimdi size mevsimler masalını okuyacağım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, eski zamanların birinde, uzak mı uzak diyarların birinde toprak ana yaşarmış. Günlerden bir gün, koskocaman diyarda yalnız başına yaşayan toprak ananın yalnızlık canına tak demiş. Yalnız yaşamak zaten çok zormuş. Bu yalnızlığa dayanamayan toprak ananın canı çok sıkılıyormuş. En sonunda dayanamamış ve tüm dilekleri gerçek yapan masal perisini yanına çağırmış. Derdine çözüm bulursa bir tek o bulurmuş. Masal perisi toprak ananın daveti üzerine hemen işini gücünü bırakarak onun yanına gitmiş. Toprak ana derdini masal perisine uzun uzun anlatmış. Masal perisi düşünmüş, taşınmış, en sonunda aklına mevsim kardeşler gelmiş. Hemen toprak anaya müjdeli haberi vermiş. Toprak ana, mevsim kardeşleri göndereyim ben sana. Bunlar 4 kardeşler. Hem sana arkadaşlık hem de sırdaşlık ederler demiş. Toprak ana masal perisinin bu teklifini hemen kabul etmiş. Mutlu bir şekilde mevsim kardeşleri beklemeye başlamış. Aradan biraz zaman geçmiş. Bir gürültü, bir patırtı toprak ananın yaşadığı diyarın kapısında. Toprak ana sessizliğe o kadar alışmış ki sesleri duyunca neye uğradığını şaşırmış. Kapıdaki mevsim kardeşlere seslenmiş. Mevsim kardeşler, diyarıma hoş geldiniz. Şimdi sıra ile benim yanıma gelin ve kendinizi tanıtın demiş. Toprak ananın bu çağrısı üzerine önce en küçük kardeş gelmiş. Hemen kendisini anlatmaya başlamış küçük kardeş. Benim adım İlkbahar. Ben size hediye olarak rengarenk çiçekler açan ağaç dalları ve rengarenk çiçekler getirdim demiş. Toprak ana küçük kardeşi çok sevmiş. Hediyelerini de severek kabul etmiş. Ardından ikinci kardeş gelmiş. Merhaba Toprak ana, benim adım Yaz. Ben de sana hediye olarak en güzel meyveleri getirdim. Çilek, kiraz, şeftali, hepsi benim içimde demiş. Toprak ana bu kardeşi de çok sevmiş. Sıcaklığı hemen hissediliyormuş. Ardından üçüncü kardeş gelmiş Toprak ananın huzuruna. Merhaba Toprak ana, benim adım Sonbahar. Ben de sana hediye olarak sarı yapraklar getirdim demiş. Toprak ana bu kardeşin de yalnızlığını ve sakinliğini sevmiş. Ardından son kardeş gelmiş ve her yeri beyaz bir rüzgarla kaplamış. Merhaba Toprak ana, benim adım Kış. Ben her yeri bembeyaz yaparım. Çok soğuk olurum demiş. Toprak ana dördüncü kardeş ile de tanışmış. Ama kardeşlerin hepsi bir araya gelince rahat durur mu? Başlamışlar kavga etmeye. Her biri ismini söyleyip kendisinin daha güzel olduğunu anlatmaya çalışıyormuş Toprak ana'ya. Toprak ana hepsinin aynı anda bu diyarda kalamayacaklarına karar vermiş. Daha 2 dakika bile olmadan kafası şişmiş. Toprak ana kardeşlerin gürültüsüne daha fazla dayanamamış. Yeter! Şimdi hepiniz beni dinleyin. Hepiniz bir arada burada kalamazsınız. En iyisi aranızda anlaşın ve sırayla gelerek her biriniz 3 ay burada kalın demiş. Mevsim kardeşler Toprak ananın bu sözleri üzerine oturup düşünmüşler. Ve sırayla gelip 3 ay kalmaya karar vermişler. Yılın ilk zamanları kardeşler arasından Kış ziyaret edecekmiş Toprak anayı. 3 ay geçince yerini İlkbahar'a bırakacakmış. İlkbahar ise 3 aylık ziyaretinden sonra yerini yaz mevsimine bırakacakmış. En sonunda ise sonbahar devralacakmış misafirliği. Böylece 12 ay boyunca Toprak ana yalnız kalmayacakmış. İşte çocuklar,
dünyamızı ziyaret eden dört mevsimin, kış, ilkbahar, yaz ve sonbaharın masalı da böyle çıkmış ortaya.